Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte AT242, Uzi, Butterflex, Label C5, Motive, Lil Morda, Care Var şarkısına tepki vereceğiz. Lil Morda'yı gördün değil mi? Oğlum öyle okunmuyor mu lan? Murda mı diye okuyor. Ne bileyim. Yani gülmeye yer arıyor. Hafiften başlayalım tepki videomuza. Normal klip yok zaten. Bu kanaldaki tepki videosunu çekeceğim yani. Bu kanaldan buldum. Hem lirikler akıyor ana ekranda, daha güzel olur diye. Diğerinde sadece kapak tasarımı vardı. Lil Morda nasıl okunuyor? Ya Morda der düz, ya da Lil Morda. Morda gibi bir şey olmasın lazım. Doğru okunuyor. Yani. Ya burada nakarat, bunu arada bir okuyor. Ben de gayet güzel. Ben Ati'yi seviyorum. Bu arada hiç tepkisini çekmedik Ati'nin. Bugün 2-3 tane tepkisini çekeceğim. Atar bir tane. Sanki bu biraz Kuntepe'de olan bir flow'a benzettim ya. Ben hatırlamıyorum. Olabilir. Bizi sor, hep bilir babanlar. Bizi kov her zaman yakamda. Telefonla konuşmam almam. Dosyam patlar sanki mermi. Yine de tutmayacağım güvenlik. Sana da kuş kapatmam. Tempoyu böyle arttırdı. Öyle bak süpersin. Kafalar kriminal. Yaşantım illegal. Şeyinin dibi var. Ölüm bir ihtimal. Düşmanlar minimal. Her müziği ihtilal. Şu parantez içindeki sözler çok tadında kalıyor bence. Ben seviyorum rap şarkılarını. Edip diyorlar ona da. Bence direkt parantez içinde diye açıklamak istedim. Burada gözüküyor diye. Uzi'nin verse. Larda bir durum söylüyor. Ya şurada bak. Diye ses var ya, onu bir tık daha reverb ekleyip biraz daha tatlı mix yapabilirlerdi ya da vokali daha güzel okuyabilirdi. Yani şöyle adlib, yani bu yankılı kısımlarda hani parantez içindeki sözleri Ati ile Uzi'yi kıyaslarsam Ati'ninkiler daha güzel okunmuş. Bu şarkı için. Ne? Güven, çok sade kalıyor. O kılıç efekti çok güzel. Eskiden bu da güzel. Gittin, şimdi sıktın işte bunu ne yapayım? Big money earthlipping çıkardım ömrüm boyunca tatil. Bak Ati'ninki daha güzel değil mi? Gır gır falan dedi kısımlar, vox gibi falan. Ama bilmiyorum, daha güzel. Sözler yazılmasa daha güzel olabilirdi bence. Butterflex Motif, hepimizin ortak noktası deyip bugünse yapıyoruz cash stream. Baby gel izle, her şeyi yaptım kendim, yokluk ve desem sen bilmezsin. Life is shit diye keyifsiz şeklim, ileride olacak çocuğumla derdim. Dramam gerçek, gerisi hayal değil, boş konuşan çok tek direnendim. Yaşarken küfret sakın geri kalma, ölünce belki takdir edersin. Butterflex'in verse'i çok güzel olmuş, beğendim. Ama favorim o değil, söyleyeceğim onu. Suratım gülmedi ondan beri bak. Bura. Bunun böyle flow akışı daha güzel. Bak geliyor, geliyor. Bu kısım taşımış. Beat'le birlikte bildiğin dans ediyor adam. Ya sürekli bir flow değişikliği hoş geliyor insan. Düz akarsa güzel gelmez bir şarkı. Bir de uzun bir şarkı. Nakarata hafiften geçebilir. Yani Motivin'in verse'i çok güzel, hep severim zaten ama bu baba baba dediği kısımlar daha güzel bir etli bekleyebilirdi. Kötü değil ama orta. Onun dışında verse kısmı daha hoş. Yani bu kısım daha iyi girişe göre. Şeyi anlamadım bak, şurada JB Whiskey falan diyor ya, işte bunun okunuşu çok tartışılıyor, böyle JB diyor, kimi JB diyor, ona girmeyeceğim de hani sürekli Rolex, o bu şu, hep pahalı şeylerden bahsederler normalde.
bir yanda niye fakir viskisinden bahsetmiş anlamadım. Normalde bu ucuz profilde bir viski. Yani, Rolex diyorsun, gidip 100 liralık viskiyi söylüyorsun. Rolex'e alınca para yetmiyor demek ki. Ya bunlar para sıkıntısı yok da bilmiyorum aklına o gelmiş ya da Verse daha yakıştı diye yapıştırmış geçmiş. Bu arada Lil Moore'da bak doğru okudum. Tamam Lil Moore'da Türkçe okuyalım. Bu verse'de böyle Label C5'in flow'una aynısı gibi bir şey geliyor kulağıma. Dinleyin bir anlarsınız. Küf kaltaklarla dans kalkpit attım. Paraları koydum al aldım altın. Esir ol ya da öl. Budur attım bir siren duydum. Pat yere yattım dinle. Ya da dinleme güzel. Siktir çok yol gördüm. Bu yüzden dimdik duruyorum hala. Gözlerimi diktim. Başarılı olmak budur tek bildiğim. GNC kartel haram para. Ben düşman atıp tutar gerçek bilmeden. Kurşun iş yapar acı dinmeden. Yıkılmaz. Yani kıyaslarsam Uzi'nin versinden daha iyi bu. Normalde Uzi'nin versleri daha çok severim ama burada Lil Moore'da daha güzel verse okumuş. Beden her şey bitmeden hortum gibi flow içine çeker. Kilo kilo var hepsine yeter. Işıklar açık öderim bedel. Bir gereği var yıkar ve geçer. Adamlığınız bir kuruş eder. Yine de ecel hep bizi seçer. Sırtlarım yükünü kardeşimin gerekse omuzlarımın üstünde. Yani burada güzel sözler bu arada son kısımlarda. Sırf yazmak için yazmamış. Nakarat artık geçiyorum zaten artık 2-3 sayı gösterdik. Burada da bitiyor. Beat zaten güzel. Genel olarak 10 üzerinden puan verelim hızlıdan. Ne diyorsun? 7. Ben de 7-7.5 veririm. Onun dışında zaten başka bir kanaldan lirik video halinde izledik. Yabancı bir kanalmış bu arada. Genel olarak beğendik. Şarkı güzel. Ama bu Kehri Bar şarkısını ben duyduğumda daha üst seviye olur diye düşündüm. Şu an bu şarkıda üst seviye tek şey Label'ın verse'ü. Onun dışında hepsi ortalama. Atil'in nakaratı da ortalama. Çok iyi değil ama ortalama da değil. İyi, iyi diyeyim benim için. Bu kadar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Beğeni ve yorum atabilirsiniz. Abone olup bildirim butonunu açarsanız da yeni gelen videolardan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.